ve Buse Nazlı'yı biliyorsunuz dün ikisi de arda arda madalya kazandı. Televizyonu her açtığımızda yeni bir madalya haberi geliyordu ekranlarınıza. Buse Nazlı'dan Buse Naz Sürmeneli ilk madalya alan isimdi ve Buse Naz Sürmeneli altın madalya aldı. Daha öncesinde Türkiye'de Türk kadınları arasında 2004'te almıştık ilk altın madalyayı. Atina'da halter branşında Nurcan Taylan almıştı ve o günden sonra aradan geçen 17 yılın ardından Buse Naz Sürmeneli ile yeniden altın madalyaya ulaşmış olduk. Güzel bir sonuçtu ve bize dediğim gibi Türk kadınları ilkleri yaşattı. İki tane altın madalyamız var. Bu altın madalyalara Mete Gazoz okçuluk branşındaki Mete'de bir ilki başarmış oldu. Okçulukta ilk madalyamızı almış olduk ve bu da altın madalya olunca çok daha büyük bir tarih olmuş oldu. Ve Buse Naz Sürmeneli de ikinci altın madalyanın sahibi. İki de gümüş madalyamız var. Hemen kimler gümüş aldı görelim. Eray Şam'dan karate branşında aldı. Ardından da Buse Naz Çakıroğlu boksta altına en yakın isimlerden biriydi. Biraz üzüntülüydü ama biz hep söylüyoruz, altın çiziyoruz. Bizler için madalya elbette önemli ama orada onları izleyebilmek, oraya katılan Türk sayısını arttırmak çok daha önemli. Gelelim bronz madalyalara, kimlere geldi? 9 bronz madalyamız var çünkü. Kaan Reçber ilk bronz madalyamız Tokyo Olimpiyatlarında Hakan'dan gelmişti. Tekvando branşında aldı. Hatice Kübra Ülgün de yine tekvando'da bir diğer sporcumuzdu. İkisi de ilk bronzları, olimpiyatta da ilk madalyaları getiren isimlerdi. Hemen geçelim. Ferhat Arıcan jimnastikte 4 sporcumuz vardı. Hepsi de 4'ü birden finallere kalan ve bu başarıyı gösteren ilk sporcularımız olmuş oldu. Ve Ferhat da bu başarıyı yine taçlandıran isim oldu. Bronz madalyayla o da jimnastikte Türk tarihinde ilki başardı. Rıza Kayaalp o da altına çok yakındı. O da altına ulaşamadığı için en çok üzüldüğünü gördüğümüz sporculardan biriydi. Bronz madalyayla bu süreci tamamladı ama önümüzdeki yıllar için iddiası devam ediyor. Altını çizdi Rıza'da. Yasemin Adar, az evvel de belirttim, güreşte ilki başardı kadınlar arasında. İlk kez Yasemin bronz madalyaya, bir madalyaya güreşte uzanmış oldu. Yasemin Türkiye'de de güreş branşında bir ilki başarmıştı. Kadınlarda çok görmeye alışık değildik bu branşta kadın simalarını. Yasemin başaracağım dedi. Dünyada ve Avrupa'da pek çok madalyayı kazandı. Artık olimpiyatla da bu yolculukta başı çekecek. Ve Taha Akgül geçtiğimiz olimpiyatlarda altın madalyanın sahibiydi. Bizi çok gururlandırdı o süreçte. Burada da madalyasız dönmedi. Bronz madalyayı almış oldu. Kaldı mı? Hepsini saydık mı? Bitmiyor gördüğünüz gibi saymakla. Ali Safoğlu karate'de yine kazandı. Son maçları oldukça heyecanlıydı onun da. Merve Çoban'ı da karate'de gördük. Çok iddialıydı. O da çok heyecanlıydı bu süreçte. Ve yine karate'de Uğur Aktaş bronz madalyaya uzanan isim oldu. Karate'de görüyorsunuz bu yıl oldukça fazla kendimizi gösterdik. Karate'de olimpiyatlarda ilk kez yer almıştı bu yıl. Bizim için de güzel oldu bu kadar çok madalyayla. Sporcularımızı tekrar tebrik ediyoruz. CNN Türk ekranlarında 16 günün heyecanını da sizlere yaşatmaya çalıştık. Bundan sonraki serüvende yine onların başarılarını sizlere aktarmaya sürdürüyor olacağız diyelim. Burada noktalıyorum. Kaan'a sözü bırakıyorum.